Zaten Sayın İnce'nin ayrılacağı belliydi yani. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi çok fazla ya ciddiye almadı ya da gitsin istedi. Yani bu şekilde görüyorum. Sebebi şu, niye belliydi? Seçim akşamından itibaren bu belliydi. Yani 2018'deki 24 Haziran yanılmıyorsam Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğu akşamdan itibaren gelişen olaylara baktığınızda bunun böyle olduğunu anlaşılıyor. Ve bu noktadan itibaren de çok sert bir açıklamayla Sayın İnce ayrılmış oldu. İsterseniz o bir bakalım neler oldu. İlk akşamı, seçim akşamı biliyorsunuz Sayın İnce'nin kaybolduğu tartışmaları gündeme getirildi. Yani bunlar dışarıdan getirilmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya oradan kulis alanlar ya içeriden bir sızmayla biliyorsunuz Sayın İnce ile ilgili böyle bir şey getirildi. İki, Sayın İnce ile mesela işte sarhoştu, çıkamadı toplumun karşısına, açıklamaların yapıldığını gördük. Arkasından %30 oy aldıktan sonraki süreçte bunu etkisizleştirmeye yönelik biliyorsunuz çabaların olduğunu gördük. İmza toplandı. Sayın İnce ben dedi aday olmayacağım ama imza toplanırsa bu konuda bir şey diyemem dedi. Aslında bu da biraz aday olmak istediğinin işaretiydi. Biliyorsunuz imza toplandı, eksik oldu, şöyle oldu. Yani onu tartışmayacağım çünkü partinin iç meselesiydi o. Oradan da bir çıkış olmadı. Çok yüksek derecede bir imza toplandığını biliyoruz. Sayın İnce yerel seçimler sonra geldi. Yerel seçimler sürecinde biliyorsunuz benim bana yakın olanlar dışlanıyor açıklamasını falan yaptı o dönemde. Onları da hatırlayalım. Yani bana yakın olanlar ve imza verenler partiden dışlanıyor açıklamasını yaptı. Hatta işte Gül üzerinden özellikle Sayın Abdullah Gül üzerinden çok eleştirisinin olduğunu biliyorum. Yani bu kadar bizimkiler itibar görmüyor. Partiyle ilgisi olmayanlar daha çok itibar görüyor tarzı eleştirilerin olduğunu gördük. En son hatırlayalım Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayında kendisine ayrılan yer üzerinden yine televizyonda da konuşmuştuk bir tartışma yaşandı. Bunlar üst üste koyduğunuzda zaten seçim akşamından itibaren Sayın İnce'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılma sürecinin taşları döşeniyor idi. Yani Ya taşları Cumhuriyet Halk Partisi... döşeniyordu derken biraz da gitmesi, tırnak içinde istifası, partiden ayrılması istendi mi? Bunu mu kastediyorsunuz? Valla bunu bilmiyorum. Fakat gördüğüm şey şu. Çünkü 42 yıllık Cumhuriyet Halk Partili yanılmıyorsam 11-12 yaşından itibaren işte Ecevit Karaoğlan sloganlarını yazarak ben partiye girdim. Bu süreçte itibaren ilçe, il yönetiminde başlamak üzere partinin her kademesinde yer aldım diye açıklamasını görüyoruz ki belki buradan geldiği için ayrılmayacağı noktasında yani iki seçenek var. Ya böyle bir imaj oluştu veya sahip olduğu fikir itibariyle, duruş itibariyle partinin içinde durması uygun görülmedi. Yani nazikçe git dendi. Yani bu benim yorumum. Yani onu bilemem. İki seçenek var. Ama şu açıklamaya baktığımda en son açıklamasında çok sert açıklamalar yapıldığı görülüyor. Mesela ittifak üzerinden genelde Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili eleştiri yapılıyor idi. HDP ile birlikte veya işbirliği üzerinden. Hatırlayalım 3 milletvekili istifa ettiğinde açıklamalara baktığınızda bazı paralellikler görülse de fakat yolumu ayırıyorum cümlesinden sonra Sayın İnce'nin kurmuş olduğu cümlelere baktığınızda gerçekten çok sert ve doğrudan partiye, parti yönetimine yönelik eleştiriler. Yani peki bunları alt alta koyduğunuzda işte partiyi Atatürkçülükten uzaklaşmakla Mustafa Kemal diyenlerin, Atatürk diyemeyenlerin partide olmasıyla ve hakaret edenlerin partide yer almasıyla yollarımı ayırıyorum. İşgal diyor. Yani parti işgal altında olduğunu dile getirdiğini görüyorsunuz. Bunlarla FETÖ'cülerle, Sorosçularla yolumu ayırıyorum diyor. Çünkü bunları alt alta koyduğunuzda Sayın İnce şunu söylüyor. Tabii buna cevap verecek Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimidir, temsilcilerdir veya Sayın Emir'dir. Benim gördüğüm diyor ki İnce, Cumhuriyet Halk Partisi geldiği nokta itibariyle büyük bir eksen kayması içindedir diyor. Tek cümlede özetler isek. Büyük bir eksen kayması içinde olduğunu görüyorum diyor. Peki size göre bütün bu eleştiriler haklı eleştiriler mi? Yoksa partisinden ayrılan bir siyasetçinin yaptığı duygusal ve gerçeklikten uzak açıklamalar mı? Hangisi? Şimdi destekleyecek açıklamalar var. Ben bugün mümkün olduğu kadar dışarıdan
objektif yorum yapmaya çalışacağım. Yani çaba göstereceğim bu konuda, onu söyleyeyim. Hı hı. Okumaya çalışıyorum niye bunu diye. Onun için 2018'den itibaren ne yaşandı, o maddeleri koymamın sebebi o idi. Şimdi bu açıklamalara baktığınız zaman da doğrudan parti hedef aldığını görüyorsunuz. Bugün de herhalde size de gelmiştir. Melik Yiğitel'le görüştüm. Programa girmeden önce Türk medyanın Ankara temsilcisi özel açıklama yapmış mesela. Faik Öztürk'ün açıklamasına çok kızdığını, ki ona sözleri de çok ağır biliyorsunuz. Üç kuşaktan kuşaktır tepeden inenler diyor. Beni anlayamaz diye. Doğrudan Faik Öztürk ne demişti bir hatırlatalım. Diyor ki o partinin gerçek evladı olduğunu iddia edenlerin CHP'yi Cumhur İttifakı ağzıyla suçlayarak ayrılanları doğru bulmuyoruz demişti Faik Öztürk. CHP 1919'da 1923'te açıklamayı yapan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğunda neredeyse şimdi oradadır. İstifada sözlü beyan esastır diyor Faik Öztürk. Yani Cumhur İttifakı'nın ağzıyla konuşmakla eleştirmişti, suçlamıştı Muharrem İnce'yi. Ona yanıt vermiş, onu anlatıyorsunuz. Şimdi Sayın İnce ile ilgili bir şey daha atladık, unutmayalım. Saraya giden CHP'li tartışmasında da biliyorsunuz, hedefe doğrudan Sayın İnce'yi oturtmuşlardı. O da İnce'nin çok ağrına gittiği anlaşılıyor. O dönemde hatırlayalım, yanılmıyorsam yine memleketinden, evinin bahçesinden basın toplantısı düzenlemişti o zaman. Yani kimse bu açıklansın, ben değilim tarzı. Çünkü bu tür suçlamalardan rahatsız olduğunu görüyorsunuz. Şu var, şu siyaseten anlaşılabilir. Mesela Cumhur İttifakı'ndan ayrılanlar olduğunda onlara yönelik de bazı biliyorsunuz sözler söyleniyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden de ayrılan olduğu zaman bunlar da işte parti kurduruluyor veya saray falan, bu tür tartışmalar gündeme getiriliyor. Ben şu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin hata yaptığını düşünüyorum. Açık söylüyorum, hata yaptığını düşünüyorum. Sayın İnce'yi hafife alıyorlar. Yani benim gördüğüm o. Bu sadece bir şey olarak görülmemesi lazım. Yani bir kişinin ayrılması olarak değil. Buna benzer eski siyasetçi veya işte şu anda milletvekili olmayıp eskiden hani parti üyesi ama partinin içinde yer alanlar. İşte geçen 3 milletvekili ayrıldı. Hakeza onların açıklamaları. Bunların üst üste koyduğunuzda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde geleneksel CHP'nin çizgisinde devam etmek isteyen bir kesimin olduğu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut şu anki durumundan memnun olmayan bir kitlenin olduğu gözüküyor. Yani bunu sadece bir yani kişi olarak algılarlar ise... Yani bu parti güçlü bir kadro bulabilir mi size göre? Kısaca onu sorayım, hemen diğer konuklarıma döneyim. Şöyle söyleyeyim, eski sistem olsaydı, eski sistem üzerinden konuşsaydık farklı cümleler kurardım ben size. Farklı şeyler, yorumlar yapar idim. Ama yeni sistem üzerinden konuştuğumda bakışım değişir. Yeni sistem üzerinde biliyorsunuz bir oy bile çok çok önemli. Ben özellikle Sayın İnce'nin İzmir-Trakya hattından oy alacağını düşünenlerdenim. Tekrarlayayım bunu. Sayın İnce'nin başka yerlerden de alabilir ama Sayın İnce'nin Trakya-İzmir hattından oy alacağını düşünüyorum.